Evet dostlar, Erik Bataym profilinden hepinize merhabalar. Galatasaray'ın forvet attığı için gündeminde olan transfer etmeye çalışıldığı konuşulan Erik Bataymı sizler için bir 2022 profiline bakalım ve 2023 için ufak bir öngörüde bulunalım. Genç bir forvet olması ilgi çekici. 2022 profiline bakacak olursak ortalama özelliklere sahip diyebiliriz. Herhangi bir oyun karakteristiği yok. Karşımıza 2023'te 22 yaşında olarak çıkacak bilgilerine bakacak olursak dünya çapındaki itibarı 2 yıldız. Norveçli oyuncunun başka bir uyruğu bulunmuyor. Raporlara gelecek olursak antrenör raporları oyun içerisindeki futbolunu geliştirmeye çalışan ve mükemmelliyetçi biri olduğu söyleniyor teknik kapasitesinin yüksek olması, fazla mevkide oynayabilmesi, iki ayağını birden kullanabilmesi, gelecekte gelişim gösterebilecek olması yani potansiyelli bir oyuncu olduğu söyleniyor. Öte yandan olumsuz göze çarpan bir özellik söylenmemiş. baktığımızda oyuncuya rol ve görevlerde üçer yıldız, yaratıcı, komple ve yardımcı forvetlerde verilmiş rol olarak. Yardımcı forvet veya komple forvetteki özellikleri dribbling hariç 12 13 14 bandında ama 22 yaşındaki oyuncu bu özelliklerini bir hayli geliştirebilir. Yaratıcı forvet vermek istediğimizde ise hızlanma konusundaki ufak bir zafiyeti, driplingdeki zafiyetini görüyoruz. Ama temelde yardımcı forvette 14 ilk kontrol, 12 pas, 15 teknik ve soğukkanlılıkta kararlılık da göze çok çarpıyor oyuncunun forvet açısından gerekli ve iyi olmasını beklenen özellikler. Şimdi Batayman oyuncu özellik detaylarına baktığımızda mevcut yeteneği 126, ulaşabileceği potansiyel yeteneği ise 143. Bu 143 yeteneğe ne kadar yaklaştırılır? Bunu geçirdiği sezonla örtüştürmeye çalışacağız. Aidiyet duygusunun 5 olması çok hoş değil ama öte yandan sürekliliğin 13 olması da geliştirmek istediğiniz profil açısından gayet olumlu. Önemli maç formunun 16 olması bence çok şahane bu yaştaki bu profilin. Sakatlanma eğilimi de düşük. Çok fazla sakatlık yaşamayıp süreklilikten de size artı sağlayacaktır. Mevki olarak baktığımızda Santrafor 20 ama ofansif orta sahada da geliştirilebilir bir yönü var. 14, 1-2 puan daha arttırılabilirse antrenmanlarla 16 bazında falan. Ofansif orta sahada belki bir gizli forvet rolü de verilebilir oyuncuya. Oyuncu solak ama aynı düzeyde olmasa da iyi bir şekilde sağ ayağında kullanabiliyor diyebiliriz. Botayman profili bu şekildeydi. Bakalım bu sezon nasıl bir istatistiği var. Birazcık da ondan bahsedelim. Oyuncu 2021-2022 sezonda konferans liginde 6 maça çıkmış. 4 gol 4 asistle oynamış. Yine konferans ligi elemelerinde 6 maça çıkmış. 2 gol 2 asistle oynamış. Şampiyonlar liginde ise 2, 2 maça çıkmış. 1 gol atmış. Totalde 14 maçta 7 gol 6 asistle oynamış. Yani maça çıktığı zaman büyük işler yapmış diyebiliriz. Bodo takımında ise 46 maçta 22 gol 10 asistle oynamış. Yani gole katkısı son derece şahane diyebiliriz genç oyuncunun liginde ve oynadığı kulvarlarda. Oyuncu şu anda serbest kalmış, boşta. Kendisine olan maaşı ve imza parasıyla anlaşılabilirse Galatasaray'ın da ilgisini çekiyor sanırım. 2023 profili bu kadar gole katkısı olan genç bir oyuncunun profilinde iyileştirmeler muhakkak yapılacaktır. Galatasaray'a gelirse de faydalı olacağını düşünüyorum. Oyun bazında da 2023'te kullanacağımız, keyif alacağımız ve transfer etmek veya oynatırken başka kulüplere büyük paraya satabileceğimiz bir oyuncu profili olarak nitelendirebiliriz Erik Batay'mı. Oyuncu için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sonuçlanır. Böyle bir genç oyuncu takıma çok çok büyük katkılar sağlamasa da yarın öbür gün iyi paralara satılabilecek bir yapıda oyuncu. Yani çok farklı oyunculara çok büyük paralar verip elimizde kalmasından ziyade böyle bir oyuncuya para verip daha sonra kullanabilmek ya da satabilmek imkanı daha yüksek diye düşünüyorum. Bakalım transfer süreci nasıl gelişecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka transfer gündeminde görüşmek dileğiyle.